Düşüncelerle resim dersine hoş geldiniz. Herkese merhaba. Umarım karantina günleriniz evde güzel geçiyordur. Ben de bugünlerde sizleri yalnız bırakmamak için şöyle küçük bir etkinlik daha hazırladım. Şöyle kağıttan bir şemsiye yapalım hep beraber. Çok güzel. Eğer evinizde farklı renklerde kağıtlar varsa şemsiyenizi rengarenk yapmanızı tavsiye ediyorum. Benim elimde sadece 4 farklı renk olduğu için bu şekilde hazırlayabildim. Hemen anlatıyorum. Öncelikle şöyle şu şekilde bütün kenarları 10 santimden oluşan kareler hazırlıyorsunuz. Bu karelerin 7 tane olması gerekiyor. 7 ayrı kare hazırlıyorsunuz. Bunlar 7 farklı renk olacak şekilde. Sonrasında katlaması zaman aldığı için ben önceden katladım. Daha sonra bu karemizi şöyle yukarı doğru üçgen şekline gelecek şekilde katlıyoruz. Burayı çiziyoruz. Sonra geri açıyoruz. Evet, daha sonra şu kısmı katlıyoruz. Şöyle. İyice anlamanız için biraz daha ağır gösteriyorum ve bekliyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra yeniden kağıdımı katlıyorum ve çeviriyorum kağıdımı. Bu sefer şuradaki ucu burada oluşan çizginin üzerine katlıyorum. Ve şuraya hafifçe bastırıyorum. Sonrasında bakınız şurada bir boşluk var ve burada da iki parça kağıt var. Sadece şu tek parçayı bu boşluğa yerleştireceğim. Bunu yerleştirirken kağıdınızı yere koyup bunu güzelce şöyle içeri yerleştirdikten sonra şöyle üzerine bastırıyorsunuz. Evet. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? Benim elimde kağıtlarım şöyle hazırdı. Bu aşamadan sonra şuradaki parçayı şu boşluğa şöyle yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Evet, ben bunu yapıştırdım. Buradan devam ediyorum anlatmaya. Yapıştırmasanız da çok fark etmiyor ama bozulabilir, dağılma ihtimali var. Sonrasında şurada bir sarı kağıdın bu kağıdın diğer parçası burada kalıyor. Onu da şu şekilde katlıyorsunuz. Evet, mavi parçayı aldım. Koydum. Bu sefer kırmızı geldi. Kırmızıyı katlıyorum. Sonra pembeyi koyalım. Yeniden katlıyoruz. Sonra sarı yapalım. Ve pembeyi katlıyorum. Evet. Altıncı parça. Sarıyı katlıyorum. Yedinci parça. Evet, burada şu şekilde anlayabildiniz umarım. Bir daha göstereyim. En son burayı koymuştum ya. Hatta şunu da kıvıralım. Sonra bu pembenin şu parçasını şöyle arkaya çekiyorum. Sarıyı yeniden içeri takıyorum ve şöyle birleştirdiğimde şemsiye şeklini almış oluyor. Böyle elimde tutarak çeviriyorum. Daha sonra bu parçayı da şöyle iç tarafa alıp şöyle büküyorsunuz. Çok basit. Evet. Herkes yapmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu tamamen sabitlemek istiyorum.
O yüzden son parçamın iç kısmına yapıştırıcı sürdüm ve itekledim. Evet, burayı yeniden takmaya çalışıyorum. Evet, şemsiyemiz hazır. Baş kısmı çok güzel oldu. Rengarenk olursa eminim çok daha güzel olacaktır. Bana yaptığınız çalışmaları mail atabilirsiniz. Ben de görmek isterim. Ben kağıtları kestikten sonra şöyle parçalar kaldı. Bu parçaları da değerlendireceğim. Evde şöyle bir çubuk buldum. Pipet de yapabilirsiniz. Hiç bununla uğraşmayıp renkli pipet de kullanabilirsiniz. Şu kısmı delmeniz lazım pipetin boyuna göre. Onu baştan söyleyeyim. Evet, şimdi bu kağıdı ben piritledim. Ve şöyle çevirerek saracağım. Evet. Birinci parçayı sardım. İkincisini de sarıyorum. Videolarımla ilgili çok güzel yorumlar geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Evet. Sonrasında yani delici bir şey de kullansak aslında daha iyi olabilir. Ama ben şöyle bir kürdan alalım hemen. Bu şemsiyenin uç kısmına da küçük bir parça sarabiliriz. Şöyle. Evet, şemsiyelerimiz hazır. Bu da böyle eğlenceli, güzel bir etkinlikti. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yaptığınız çalışmaları bana mail atmayı unutmayın.